Herkese merhaba. Zeytolk YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün şahane bir konuğum var. Araştırmacı yazar Zafer Calayoğlu bizlerle stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Nasılsınız? Sağ... Tüm enerjinizle. <laughs> Estağfurullah. Yine. Estağfurullah. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çantanızda bir sürü görselle geldiniz. <laughs> Birazdan hepsinin bir okumasını yapacağız ama son günlerde tabii ki e, ekonomistin kapağı Çokça konuşuluyor. Evet. E, tüm hocalarımız kendince yorumluyorlar. Zafer hocamız da ilerleyen dakikalarda inanılmaz e, tespitleri var. Bizlerle paylaşacak. Yani sadece buradaki görseller değil üzerine de bir yorumlaması evet. olacak. Ben çok ilgiyle takip ediyorum kendisini. Estağfurullah. Efendim yani gözümüz kulağımız Filistin'de. E, İsrail'in yaptığı soykırımda oradaki masum insanların e, akıbetinde evet. ilerleyen günlerde neler olacak? Topraktaki o sıcaklık soğuyacak mı? Oradaki savaş bitecek mi? Ekonomistin bu görselinin içinde de aslında bir mesaj olarak verilmiş. Evet. ilkbahara doğru bir rahatlama Hı -hı. olabileceği. ...yönünde ama bakalım neler olacak... ...biz de merakla bekliyoruz... Ee, ...kardeşlerimizin yanındayız her zaman... Evet. ...Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ama... ...başından beri de Netanyahu... ...kehanetleri diye bir şey var... Hı -hı. ...herkes aslında ilk başta komplo teorisi olarak... ...bakıyordu ama... ...baktılar ki hayır öyle değil... Ee, ...böyle apaçık bir şeyler ifade edilmiş ve... E, ...tıkır tıkır işliyor evet. aslında... ...şöyle başlamak istiyorum... ...Filistinlilere Amelek benzetmesiyle... ...soykırım çağrısı yapmıştı Netanyahu... ...ve açılımında da şöyle yazıyor. Şimdi git meleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür diyor. Hı hı. Ve Yeşaya kehanetine de vurgu yapıyor. İsrail Tanrı'nın seçkin halkı olacak. İsrail tüm uluslara adalet ve kurtuluşu getirecek. İsrail dünyanın ışığı olacak. İsrail Tanrı'nın krallığı olacak diyor. Bunun için de zaten bu savaşa bir kılıf uydurulmuş. Evet. İşte bunlar için yapılıyor gibi bir şeyler var siz nasıl yorumluyorsunuz bunu şimdi öncelikle ekonomik kapağından başlarsak şimdi çoğu arkadaşlarımız daha düne kadar bu gibi yapılan çalışmalara biraz burun kıvırıyorlardı ya işte adamlar kendince bizimle oyun oynuyor dalga geçiyor aslında sizin anlattıklarınızın hiçbirini yapmak istemiyorlar vesaire deyip siz insanlara korku salıyorsunuz diyorlardı ama biz kapak yapt analizlerini yaptığımız zaman neyi görüyoruz Dünkü kapak analizlerini yaptığımız zaman bile sahada karşılığı var ve bu oran yüksek. O zaman yeni çıkardıkları kapakları da ciddi anlamda yine incelemeye devam etmemiz lazım ki oradaki tutturma durumları yüksekse burada da yine analizlerimizle beraber çıkan sonuçta tutturma ihtimalleri gene yüksek olacaktır. Adamların kendince önüne çizmiş olduğu bir takvim varsa bu takvimden önce demek ki bölgede neresiyse o bölge diyelim şimdilik o bölgeye birilerinin önceden stratejik anlamda bir planlama yapması gerekiyor. Hı hı. Bölgede kendileri zarar görmesin, varsa dediğiniz gibi masumlar zulüm altına itilmesin vesaire. O yüzden bu gibi kapak çalışmalarını önemsiyoruz. Bizler dilimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. İşte ekonomist kapağı var, Time kapağı var. Bazen Almanya'da Der Spiegel de bu konuda hı hı. kendini öne çıkarıyor. Genelde bunları takip etmekte fayda var diyoruz. Netanyahu'ya dönersek. Netanyahu evet yani düne kadar bizlerin uzun uzunca zamandır anlatmış olduğu kehanetler kehanetler konusunu kendisi dillendirene kadar sizin de arz etmiş olduğunuz üzere genel kanaat komple teorisi diye bunlar bakılıyordu. Çok dikkate alınmıyordu. Efendim hangi dönemde yaşıyoruz? Falanca yılda söylenmiş olan bir kehanetin günümüze karşılığı nasıl gelebilir vesaire diye bir bakış açısı varken günümüzde İsrail-Hamas savaşıyla birlikte bir devletin resmi anlamda seçilmiş Başbakanı çıktı. Basın toplantısında tüm dünyada izlenirken biz işe yanın kehanetlerini gerçekleştirmek üzere sahadayız dedi. Ve o ana kadar neredeyse işte az önce dediğimiz gibi komple teorisi olarak dışlanan bu konular dikkate alınır. Ülke gündemlerine yerleşir olmaya başladı. Biz de bir kere daha dikkat çekiyoruz. Diyoruz ki evet. Onların kabul etmiş olduğu, tahrif edilmediğine inandıkları bugünkü Tevrat içerisindeki ...kehanetlerin kesinlikle dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Neden? Çünkü Netanyahu da bu açıklamayı yapmadan önce bile... ...bizler sizlerin vermiş olduğu imkanlarla bu gibi ekranlarda neyi anlattı ki? Mart 2023'te Daniel peygamberin 70 haftalık kehaneti var. Hı hı. Ve bu kehanetin tamamlandığı yıl olarak onlar Ekim 2023'ü işaret ediyorlar. Tamamlandığı zaman coğrafyada çatışma olacak diyor kehanet dedik... Hı hı ekime geldik. Bölgede çatışma var. Yani bu anlamda bizler hiçbir şekilde kahin vesaire değiliz. Sadece adamlar bunları takip ettiğini ifade ettiği için bu bölgede bu olacak diyorsa kehanette. tabi açık açık bunlar kehanette yani Tevrat'ta böyle yazmıyor. Kriptolu. Bunların çevrilmesi, analiz edilmesi, günümüze indirgenmesi gerekiyor. Biz bu süreçleri işte sadeleştirdikten sonra <laughs> çok rahat bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. İşaret edilen coğrafyada işaret edilen kehanetin tamamlandığı sürede operasyon oldu mu? Oldu. Evet. Demek ki biz bu adamların takip ediyoruz dedikleri kehanetleri hiçbir şekilde göz ardı etmememiz gerekiyor. Amelek diyor, işe diyor vesaire. Bunlar onlara göre Tevrat içerisindeki kutsal bilgiler oluyor. Hiç kim yani hiçbirimizin bunları atlamaması gerektiğini ifade ediyoruz. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani zaten başından beri öyle diyeyim yani pandemiden beri her şeyi evet. komple teorisi olarak görenler şimdi evet ya doğru söylüyorsunuz haklıymışsınız deyip e, yoğun ilgi gösteriyorlar e, her daim konu kaldığınız evet. e, hocalarımıza. A, evet doğru söylüyormuş diyorlar. Şimdi ne yazık ki evet dünyada da öyle ülkemizde de öyle. Bir olay neticelendikten sonra artık pür pak dediğimiz bir şekilde ortaya çıkınca işin renginin ne olduğu Ondan sonra insanlar bir kanaat belirtmeye çalışıyor. Hani doğru söyledim veya yanlış söyledim diye. Ama halbuki akıl neye gerektirir? Olacak olan bir olay olmadan önce öngörü yapılaraktan o yaşanacak olan sıkıntı veya zorluk neyse onu aşacak olan bilgileri konuşmak ve yapabiliyorsak da stratejiyi geliştirmek. Akıl bunu gerektirir. Evet. Allah da o yüzden bize zaten Kur'an-ı Kerim'de bu gibi olaylarla Müslümanlar baş başa kalmasın diye aklınıza danışın, araştırın, okuyun diyor. Niye bunu söylüyor Allah? Okuyup araştırdığımızda karşı taraf yani düşman nereden gelecekse onu öğreneceksiniz diyor. Evet. Ve onlar yani düşman dediğimiz kanat kendi kabul etmiş olduğu kehanet hangi tarihi işaret ediyorsa onlar o tarihi beklemek zorunda. Ama biz Müslümanlar olarak da o tarihi beklemek zorunda değiliz. Örnek veriyorum biz bu çözümlemeyi 5 yıl önce mi yaptık? Demek ki bizim elimizde o sorun yaşanana kadar ki süreçin önüne geçebilmek için 5 yılımız var. 5 yıl önceden hazırlık yapmayla alakalı imkanımız olacak demektir. Burada ne biraz da olsa atıf yapalım. <laughs> Birinci Siyonist Kongre'de Bazel 1897'de Siyonist Kongre'nin başkanlığını yapan Theodor Herz kürsüye çıkmıştı. Ne demişti? Biz şu an burada yani Bazel'de fikri olarak İsrail Devleti'ni kurduk. Ama devletin resmi anlamda ete kemiğe bürünür hali 50 yıl sonra olacak dedi. Niye 50 yıl dedi? Hiç kimse o dönemlerde düşündü mü bunu veya daha sonraki dönemlerde düşündü mü acaba? Çünkü kehanete göre İsrail diye bir devletin 1948'de kurulması gerekiyordu. Ve tarih geldi devleti kurdular. Demek ki Theodor Herz 1897'deki kongrenin açılışında yapmış olduğu söylemin altında bir bildiği varmış hiç de öyle. Ya 50 yıl diyelim de abi olursa olur diyerekten afaki rakamlar ifade etmemişler. Hı hı. Yani bu gibi dönemlerde bunları bilmemize fayda var ki adamlar kanetleri hiçbir şekilde bizlerin yaptığı gibi bir kenara elin tersiyle itmiyor. Gündem almamız gerekiyor. Bizler de sıklıkla gündem almaya çalışıyoruz ve Sayın Türker Akıncı Bey'le de bu konuda bir kitap çalışmamız var. Evet çok yakında çok taze taze bir evet. kitap gelecek. Peki hemen bir görsellerle devam edelim isterseniz arkadaşlar. Ekonomistin bu en çok konuşulan evet. görsellerinin bir araya geldiği, mesajlarla dolu o kapağı konuşacağız. Ayakta mı konuşalım hocam? Nasıl arz ederseniz. Konuşmak isterseniz. Bizim hiç fark etmez. İsterseniz ayakta konuşalım. Tamam. Görseller üzerinden ilerleyelim. Ayağa kalkıyorum arkadaşlar. İki numaralı direkt başlayabiliriz. Evet. İki numarayı alalım. Şimdi kapağı gördük az önce siz de gösterdiniz. Evet. Şimdi kapağın genel anlamdaki üzerindeki bulunmuş olduğu görseller, şekiller bunlar. Şimdi bizim analizimize göre bu kapaktaki görsellerin okunmaya başlanma sıralaması aşağıdan yukarıya doğru oluyor. Neden? Çünkü farklı arkadaşlarımız evet kendince herkes kendi uzmanlık alanıyla beraber yorumlamaya çalıştı, analiz etmeye çalıştı. Biz diyoruz ki kapan çünkü başlığı neydi? Bir numara bir dönersek hemen. Bir numaraya dönelim. Orada ana başlık The World Ahead 2024 diyor. Ya yani ne demek bu? Giderken, evet 24'e giderken. daha bu henüz 2024 kapağı değil. O zaman mevcut durumdan başlamamız lazım. Hmm. Mevcut durum ne? Aşağıdaki birliktelik. Yani hmm. Biden ve Çin Devlet Başkanı'nın işbirliği. <laughs> burada neyi görüyoruz biz? Bakın ikisi de sırt sırta. Yani yüzleri birbirlerine dönük değil. Yüzleri birbirlerine e, sırt sırta ver, kafa kafaya vermemişler. Yani sırt sırta vermişler. Genelde zaten sembolizmde sırt sırta vermek ne demektir? Birbirinden güç alma, evet. destek alma anlamındadır. Ne üzerine? Çünkü bakın burada neyi görüyoruz? İkisinin de arasında hemen dünyadan iki farklı coğrafya resmetmişler. Orta ve Güney Amerika var. Ağırlıklı tabii Güney Amerika'ya dikkat etmişler. Aşağıda da Asya Pasifik, Güney Asya Pasifik. Neyi söylemeye çalışıyor kapağın tasarlayıcıları bize? Onlar diyorlar ki bakın önümüzdeki yılda dünyada yaklaşık 70 ve 80 ülkenin kapsamında bir seçim dönemi var. Bu seçim dönemi sırasında iki ülkede yani Amerika'da, Çin'de kendi komşu olmuş olduğu coğrafyada hakimiyet alanını sağlaması lazım birileri bizim istemediğimiz bir şekilde coğrafyamıza gelir. Bizim bir bakıma da olsa coğrafyada kalmamızı sağlayacak hamleler yaparsa biz burada zaman kaybetmiş olur, gücümüzü kaybetmiş oluruz. Bununla etkilenmek istemiyorsak ben Amerika olarak Güney Amerika'ya hakimiyetimi sağlayacağım. Sen Çin olarak Güney Asya Pasifik'e hakimiyetini sağlayacaksın. İkimiz de kendi coğrafyalarımıza, komşu ülkelerimizde bir bakıma da olsa onları sindireceğiz dediler ve bu konuyla alakalı kapak çıktıktan sonra da 19 Kasım'da Arjantin'de seçimler yapıldı ve seçim sonucunu kazanan kişi de 5 numarada kendisini görelim bakalım Arjantin seçimleri kim kazanmış? 5 numarada yeni başkan Javier Milei. Javier Milei seçildiğinde daha doğrusu seçilmeden önce de miting kampanyalarında, seçim kampanyalarında da sıklıkla neyi dile getiriyordu? Ben mevcut kurulmak istenilen yeni alternatif küresel ittifakın dışına çıkacağım. Mevcut ittifakın yanında olacağım. Mevcut küresel ittifak ne? İşte Amerika, İngiltere, İsrail vesaire o üçgen. Ben de oraya geçeceğim dedi ve neleri sıraladı? 7 numarada da biraz böyle atmış olduğu sloganları ve sözlerini, vaatlerini ifade edip İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyacağım dedi. Bu önemli bir adım. Güney Amerika ülkelerinden hiçbiri bunu söylemedi henüz. Ve bunu söylerken de bakın ne üzerine söylüyor? Hangi sıfatla söylüyor? Arjantin devlet başkanı olarak bunu söylüyor. Çünkü kendisi Arjantinli. Bir diğer Arjantinli kim günümüzde? Papa. Papa da Arjantinli. Evet. Ve kendisinin söylemlerinde Papayı çok ağır eleştirilere tabi tuttuğunu görüyoruz biz. Ve aile kökenine baktığımız zaman İtalyan Katolik. Ama kendisinin talebi ve arzusu ne? Yahudi olmak. O yüzden de bunu dillendiriyor. Buenos Aires'te çok ciddi anlamda Arjantin'e yerleşmiş kabalist bir nüfus vardır. 11. mahalle. Oradaki hahamla da çok ciddi anlamda temasları var kendisinin. Bir diğer vadine, Bakın hep aynı ittifakı göz kırparaktan ilk yurt dışı ziyaretini Amerika ya da İsrail'e yapacağım diyor. Ki yakın zamanda da Netanyahu neyi söyledi? Biz yeni seçilmiş Arjantin Devlet Başkanı Milei'yi de İsrail'i bekliyoruz dedi. Hmm. Ona bu daveti de gönderdi. 1 Ocak sonrasında BRICS'ten çıkacağız diyor. Çünkü bir önceki yönetim Arjantin yönetimi 10 Ocak itibariyle BRICS'e üye olmak için başvuru yapmıştı. Kendisi diyor? 10 Aralık itibariyle resmi görevine başlayacak. Daha henüz koltuğa oturmadı. 10 Aralık'tan sonra başlamış olacak. Ve yeni yılın ilk gününde yapacağım hamlen olacak diyor. Bu üyelik başvurusunu geri çekmek olacak diyor. BRICS neydi? Yeni oluşturulmak istenen alternatif ekonomik birlik. Hı hı. İşte burada kimler var? Rusya var, Brezilya var vesaire. Bakın Brezilya diyoruz. Az önce kapakta ne ifade etmiştik? Herkes komşu ülkesindeki alana hakimiyet sağlayacak. Arjantin'e bir bakıma da olsa yerleştirilen mileyi bize sorarsanız bir operasyonla getirilmiştir oraya. Evet. Ve getirilmiş olan kişi kime pres yapacak demek ki? Komşusu olduğu Brezilya'ya. Hemen sınırına böyle bir Küresel ittifakın adamını yerleştirdiler. Sonra ne diyor? Rusya'ya açıktan cephe alacağım diyor. Zaten bu BRICS'ten çıkma da ona bir işaret olacak. Pezo yani Arjantin resmi para birimi olan Pezo'dan vazgeçeceğiz. Doları resmi para birimi yapacağız diyor. Şimdi düşünün bu ne demektir aslında? Ben iş başındayken Arjantin'i tam anlamıyla Amerika'nın mandası yapacağım diyor. Böyle bir yönetim de olacak diyor Arjantin. Demek oraya da bir göz kırpıyor. Ve Arjantin Merkez Bankası'nda kapatacağım diyor. Sağlık Bakanlığı'nı, Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağım. Amerika'dan ekipler gelerek burada ne derlerse biz onu yapacağız diyor. E bu tam teslimiyet değil mi? Bir ülke olarak tam teslimiyet. Burada şunu da görebiliriz koltuğa oturduktan sonra. 2024 yılı içerisinde muhtemelen Javier Milei'nin ismini dünya çok sıklıkla duyacak adını da ezberleyecek. Suni olarak bile Arjantin'de bildiğiniz üzere ada vardır İngiliz adası. O adı Falkland. Oradaki adayla bile görünürde sanki orayı İngilizlerden temizleyeceğim, Arjantin sınırlarını geri katacağım diye de bir operasyona görüntüsel olarak bile çıkarılabilir. Bunları unutmayalım diyoruz. Şimdi tekrardan iki numaraya dönersek yine genel anlamda kapağa bir odaklanıyor olacağız. Evet, bekliyoruz kapağı. Evet, şimdi tam anlamıyla neden burayı işaret ettiklerini. Burada Asya, Güney Asya, Pasifik'te de niye burayı? Çünkü Malaka Boğazı son derece önemlidir. Çin oradan ticaretine devam ediyor, gemiler üzerine konteyner taşımacılığı üzerine. Bunları oralarda görüyoruz. ...genel anlamda tabii ki burada herkes tahmin ettiği üzere işte yenilebilir enerji, yani temiz enerji Hı -hı. ve maden yataklarının kullanımı aynısı Çin tarafında da var. Maden yataklarının kullanımı ve temiz enerji, yani hibrit teknolojisi vesaire. Burada şunu düşünmesin izleyicilerimiz. Çin Amerika'yı ekonomik büyüklük olarak geçti ya da geçmek üzere diye bir tablo yok. Çin'i ciddi anlamda presledi demokrat Amerika. Ve preslediği için de biz neye görüyoruz? Ekonomik büyüklük konusunda 2015'ler 16'larda kafa kafaya gelinmişti. Ama günümüzde 11 numarayı alırsak. 11 numaradaki de G20 ülkelerinin ekonomik büyüklüklerine baktığımızda bakın 2021, 22, 23'ün Son çeyreği hariçtir buradaki bilgiler ama hı hı. ona göre bile bakın 21'de Amerika ile Çin arasındaki makas yaklaşık 6 milyar, evet, ee, 6 trilyon pardon 6 trilyon dolar. 2022'de makas... Yine 7 trilyon doları geçmiş yani makas açılıyor hı hı. ve son çeyrek de açıklandıktan sonra da zaten mevcut halde 7 trilyon ama açıklandıktan sonra muhtemelen bu 10'a doğru yaklaşacak. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz bu tablodan da. Bakın normalde bize anlatıldığı gibi Çin Amerika'nın ekonomik büyüklüğünü geçmiyor. Var olan durumda makas açılıyor Çin geriliyor çünkü Çin'in bile yapmış olduğu şu anki son büyüme rakamlarını tutturamadığını görüyoruz. Hı hı. Sanayisel anlamda bir bakıma da olsa küresel markalar Çin'den çıktı. Çıkanlar Hindistan'a gitti. Hindistan'a gittiği için de son Ağustos ayında yapılmış olan G20 zirvesinden çıkan bir sonuç bildirgisinde yeni bir ticaret yolu belirlendi. Hmm. Bu ticaret yoluyla birlikte biz neyi görmüş olduk? İşte İsrail-Hamas çatışmasına da zemin hazırlamış oldu. Evet. Bir numaraya dönersek, şimdi okumalarımıza devam ettiğimizde bakın hemen üst bir katmana çıktık. Şurada renklendirilmiş olan daireler var. Bu evet. renklendirilmiş olan dairelerde ana merkezde bir seçim sandığı ve bu sandığın olmuş olduğu alana da bir gönderim yapılmış. Buraya odaklanın denilmiş. Ama biz neyi biliyoruz? Genel ölçekte dünyadaki tüm dengelerin değişip ya da ile alakalı en önemli seçim kimin? Amerikan seçimidir. Evet. O yüzden de sandık Amerikan seçimlerini işaret ediyorsa, seçimin kimin kazandığının belirlenmiş olduğu halka Kasım ayı. Yani Kasım 2024. Bunu ikiye bölmüşler. Burayı merkeze almışlar. Öncesi ...ve sonrası yes. demişler. Sonrasıyla alakalı yapılan bir teori var... ...bir de öncesiyle alakalı yapılan bir teori var. Renklerin tanımlaması bizim analizimize göre... ...maviler demokrat haklı... ...kırmızılar cumhuriyetçileri sembolize ediyor. Ve seçimin kazananı kim olursa diyorlar... ...ki buradan bir bağlantıyla bir işaret verilmiş... ...eğer ki seçimleri Amerika'da... ...cumhuriyetçiler kazanırsa... ...ve cumhuriyetçilerin kazanmış olduğu dünyadaki şu görsel küresel ticaret sembolüdür. Direkt Çin'i ifade etmez. Küresel ticaretin de çökeceğini ifade ediyor. Hmm. Bakın ne oluyor burada? Sterlin, Euro, dolar ve Yuan para birimlerini görüyoruz. Yani tam anlamıyla şu anda dünyaya hakim olan evet. ticarette kullanılan rezerv paraları görüyoruz. Bunların hepsinin çökeceğini söylüyor. Eğer burası Kasım ayıysa kim kazanırsa kazansın diyelim seçimleri. Yani Demokrat veya Cumhuriyetçiler. Resmi anlamda koltuğa hangi ay oturuyor onlar? Ocakta. Hmm. Ocak Şubat, Mart, Nisan. Tabii Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Nisan'da bu işler olduğu zaman ne diyorlar bize? Tam anlamıyla ekonomik çöküşe gireceklerini gösteriyor dünyanın. Hmm. E burada küresel ekonomik çöküş olursa ne olacak? Kaçınılmaz olarak geçmişte de olduğu üzere küresel veya işte dünya savaşı. Evet. Buna bir işaret ediliyor ama kim kazanırsa cumhuriyetçiler. Kim kazanırsa ekonomi çökermiş kırmızıyla beraber belirlendiği üzere Cumhuriyetçiler. O zaman neyi işaret ediyor? Kapağın tasarlayıcıları. Demokrat aklın, yani illa bunun Biden olması şart değil, koltukta kim olursa olsun. Demokrat aklın yola devam etmesi gerekiyor. Neden? Onların tezgahlamış olduğu dünya formatında ne var? İşte evangelistler diyoruz vesaire diyoruz. Onlar ne istiyor? Küresel bir tek devlet, tek dünya devleti, tek dil, tek din istiyorlar. Bu üçün olmazsa olmazı hayata geçebilmesi için neye ihtiyacımız var diyor. Demokrat akıl tek dünya ordusu. E tek dünya ordusu kimin olabilir? NATO. O zaman diyorlar ki evet biz buradan yola çıktığımızda kesinlikle Çin'i düşmanlaştırmamamız gerekiyor. NATO'nun kuruluş felsefesine uygun olaraktan yayılmacılığı yani tek dünya ordusuna gidebilmemiz için düşmanın yine olmazsa olmaz Rusya'nın olması lazım. Rusya düşman olursa o zaman NATO genişler. Evet. O yüzden de diyorlar ki hedefimizin Rusya olması lazım. Çinle işte sırt sırta vererek paylaşımı yapmamız lazım diyorlar. Bir kademe yukarı çıkmadan önce de seçim öncesinde nasıl bir tablo istiyorlarmış. Bakın belirli bir süreden sonra eğer burası Kasım'sa Ekim, Eylül, Ağustos. Ağustos itibariyle demek ki Demokrat kampanya ile Cumhuriyet kampanya dünya üzerindeki bir coğrafyada Artık karşı karşıya gelerek çatışma iklimi oluşturacak demek bu. Hı hı. Demek ki bu iklim de devam ederek bakın ne oluyor artık iç içe geçiyorlar iyice kızışıyor ki orada gerçekleştirilecek oldukları duruş yani hem demokratların hem cumhuriyetin duruşları seçmende belirleyici olacak. Ama burada da neyi istemiyorlar? Savaşı tek elden yürütmek istemiyorlar. Niye? Demokrasinin yani tırnak içinde demokrasi oyununun devam edebilmesi için demokrasi oyunu nasıl devam edecek? Sosyal medya üzerinden. Hmm, Bakın evet. öncesinde uzanan buradaki bağlantı kablosu nereye geliyor gene kırmızıya bu kırmızı nereye devam ediyor işte sosyal medyalar veya yazılı dijital basılı görsel medyada işaret ediyor neden burada Cumhuriyetçi içeriği yani oyuna sokmak istiyorlar eğer kırmızıdan kasıt cumhuriyetçilerin adayı şu an zaten açık ara önde olduğu üzere muhtemelen Trump adaylı koltuğunda olacak biz de diyoruz ki soru işaretinin olmuş olduğu her yeri şu soruyu sorarak devam edelim. Eğer Trump kazanırsa, eğer Trump kazanırsa yani onların da bu felsefeyle yola çıktığını düşünürsek kampanya sırasında Cumhuriyetçilerin yani Trump'ın tekrardan sosyal medyalara dahil edileceği propagandasını da oradan yapmak üzere bir zeminin de ona sunulacağı anlatılıyor. Bununla alakalı bir bilgilendirme burada nasıl çizilmiş? Zaten hakimiyet kimin diyorlar? Sosyal medyaların veya işte normal medyada algı olarak Mavinin çünkü mavi içeride. Evet. Kırmızıyı içeriye sokuyorlar. Ve daha sonra kırmızı da diğer kendince algısına devam edecek diyorlar sosyal medya üzerinden. Peki Trump'ın şu anda hepimiz biliyoruz ki sosyal medyalara ambargosu var ve oradan propagandasını yapamıyor. Kendi kurmuş olduğu bir sayfa var. Onun üzerinden kendince propaganda yapıyor ama şu an Elon Musk vesaire çok konuşuluyor. İşte İsrail'e gitti biraz da olsa orada bir fırça geldi. Amerika'ya döndü. Ee, herkes kendi hani her orası kendi çöplüğünde öter gibi Amerika'ya dönünce o da bir estirdi gürledi. Evet. Ee, yani İsrail'de yapması gerekeni yapamadı çünkü. Orada tehdit mi edildi artık ne diyelim. Ama burada neyi görüyoruz? Demek ki Cumhuriyetçi kanadın sosyal medyaya dönülmesi lazım. Bununla alakalı kapak Kasım'da çıkıyor. Tam bir yıl önce. Yani 9 numarayı alırsak 2022'nin Kasım ayında Elon Musk kendi Twitter sayfasından bir anket yayınladı. Ve dedi ki Trump'ın tekrardan sosyal medya yani Twitter'a dönmesini istiyor musunuz dedi. Ve anket sonucu %52 gibi bir oran olaraktan belirlendiği için e, Elon Musk dedi ki tamam dedi ben bunu dikkate alacağım. Başkan Trump'ın tekrardan sosyal medya dönmesini gündeme alacağız dedi. Yani oraya bir yeşil ışık yaktı. Evet. Şimdi tekrar bir numaraya dönersek de bununla alakalı da biz medyanın Demokrat akılda olduğunu söylüyoruz. Bunun altı boş mu? Pek değil. Onu da doldurabilmek için 10 numarayı alalım. 10 numarada da bir bir dönem strateji konusunda Amerika'da da evet. Amerika'da ciddi anlamda yer edilmiş olan Zbigniew Brzezinski'nin kızından bir alıntı yapacağız. Zbigniew Brzezinski ciddi anlamda bir dönem daha yeni ölmüş olan Henry Kissinger'la işbirliği içinde olaraktan ikisi de Yahudi işbirliği içinde olarak strateji üretmişlerdir Amerika'ya ve bunlar dünyada ciddi anlamda zulme sebep olmuşlardır. O yüzden de yani bunların açıklamalarını, kızının açıklamasına dikkate alıyoruz. Mika Brzezinski de 2017'de katılmış olduğu bir programda ne dedi? Bizim işimiz insanların tam olarak ne düşüneceğini kontrol etmek. İşte bunu da ne üzerinden yapacaklar? Medya üzerinden yapacaklar. Yani illa sadece sosyal medya değil, dijital, yazılı, görsel, tüm sosyal medya üzerinden. Bir numaraya geri dönersek, burada da genel ölçekte neyi söylüyoruz? Bizim daha önceki 2020 Amerikan seçimlerine giderken ki analizimizde şu vardı. Orada karşı karşıya gelen adaylar Biden ile Trump'tı. Biden seçilirse sıvıyı öne alırlar demiştik. Çünkü hmm. Kasım 2020'de artık dünyaya iyice yayılmıştı. Biden seçilirse sıvıyı öne alırlar, çipi ertelerler demiştik. Trump seçilirse çipi öne getirirler demiştik. Biden seçildi. Hepimizin takip ettiği üzere sıvıyı öne getirdiler. Doğru. Aynı tezimizi devam ettiriyoruz. Diyoruz ki buradan yola çıkarak şimdi yine güçlü aday Trump ihtimali var. Trump gene seçilirse Trump'ın döneminde küresel anlamda insanlara çip takacaklar. Bunu da nasıl olacak diyoruz? Bakın burada zaten çip vesaire işaretlerini vermişler. Biz bu yorumu nereden analizi nereden çıkarıyoruz? Küresel iklim ciddi anlamda çöküşe geçerse kaçınılmaz olarak bu dünya savaşına evrilir. Zaten bu gibi dünyadaki insanların tamamına dönük olarak bir uygulama yapabilmeniz için dünyayı sıfırlamanız lazım. Daha sonra yeniden açmanız lazım. Bu sıvıya bile insanları mahkum ederken ne yaptılar? Dünyayı sıfırladılar, kapattılar. Yeniden açtıklarında hepimizi neye bir bakıma olsa baskı olarak tabi tutmaya çalıştılar? Sıvı olmak üzere. Dünyada da pek çok milyarlarca insan bu sıvıdan oldu. Ancak bu açılıp kapanma da işte yine bir dünyanın kapanıp açılmasıyla olur. Ki zaten genel ölçekte şu dairesel alana baktığımız zaman bile herkes hatırlar eskiden yani yaşı biraz büyük olanlar televizyon yayını kapanırken evet, evet, doğru bu görsel olurdu. Bakın bir kapanma bir açılma. Doğru. O yüzden de buradaki yine o çiple alakalı konuyu atlamayalım diyoruz. Şuraya gelirsek şu kademe önemli. Çünkü bakın diğer bütün görsellerin hepsiyle bir şekilde de olsa birbirleriyle böyle bağlantıları var. Evet. Ama şu siyahlı ve beyazlı daire bütünlüğünün olmuş olduğu çizelgenin hiçbirine bir dairenin olduğu alana bağlantı yok. Evet. Demek ki kapağı tasarlayanlar bize şu mesajı veriyor. Bu yorumu, bu analizi, bu kapak üzerinden yaparken bu alana geldiğinizde bunu buradaki görsel ve akışın dışında değerlendirin. Hmm. Çoğu arkadaşımız evet kapak kasamayında çıkıyor ciddi anlamda dünyanın neredeyse tek gündemi İsrail Hamasken kapakta niye İsrail veya o coğrafya bir atıf yok diye biraz böyle şaşkınlık içindelerdi. Biz de dedik ki olur mu? Var. Durum, i̇şte burası. Dakika, evet, durun. <laughs> bir dakika. programın başında da söylediğim yere geldik <laughs> evet, değil dediğiniz mi? dediğiniz yere geldik. Şimdi niye burası İsrail'le bağlantılı diyoruz? Netanyahu ne dedi? İşe kehanetine atıf yaparken biz ışığın çocuklarıyız. Onlar karanlığın çocukları dedi. Onlardan kasıt ne? Yahudi olmayan herkes. Hı -hı. O sözü de bir hatırlamak istersek 13 numarayı bir alalım. Hocam bayağı çalışmışsınız. E, estağfurullah. <laughs> yani evet biraz <laughs> da ediyorum sizi. Biraz da bizim zaten analizlerimizin ve çalışmalarımızın üzerine gelen bir kapak olduğu için çok zorlanmadığımızı o anlamda söylüyoruz. Bakın ne dedi Netanyahu İşe kentine atıf yaparken biz ışığın insanlarıyız. Onlar da karanlığın dedi. İşe evet. İşeye atıf yaptı. Şimdi bir numara geri dönersek Şimdi bir numarada da biz burada niye İsrail'i görüyoruz? Çünkü orada bir güneş tutulması var. Hı hı. Kapağın olduğu bir numaralı görseldi. Evet bekliyoruz. Evet bir numara geldiğinde tekrar kapağa döneceğiz. Şimdi burada tamam o siyahlı beyazlı daireler ne demek? Beyaz daire güneşi ifade eder. Niye? Işık kaynağı olduğu için beyaz olarak resmedilir. Siyah da aydır. Çünkü ay bir ışık kaynağı olmadığı için de siyah olarak resmedilir. Hı hı. Ve burada da biz neyi görüyoruz? İşte beyazın yani o ışığın güneşin İsrailler olduğunu siyahın da bugünkü Hamas olduğu yani mücadele etmiş olduğu grup olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bakın burada şu alanda bir çatışma iklimi yokken bu alanda artık kendi sınırlarının içine girdiklerini görüyoruz. Evet yavaş yavaş. Çatışma iklimi başlamış. Ne zaman başladı? Ekim ayında başladı. Ekim Kasım, Aralık, Ocak. Hmm. Ocak'ta tam tutulmanın olduğu yeri göstermiş bize kapan tasarlayıcıları. Niye buraya gösteriyor? Çünkü günümüzde dünyada neredeyse tüm ülkeler güneş takvimini kullandığı için güneş takvimine göre yeni bir döngü, yeni bir tarih ne zaman oluyor? Ocak ayında oluyor. O yüzden de burada ocağı görüyoruz. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Demek ki ilerleyen dönemlerde işte sizin program başında ifade etmiş olduğunuz bahara doğru giderken bir rahatlama var gibi. Niye? Bakın karanlık uzaklaşıyor. Karanlık uzaklaştığı dönemde onların işaret ettiğine göre işte Nisan ve Mayıs'lara geliyoruz. 2024'ler. Onlar diyorlar ki bölgede Gazze'de yaşanan savaşı kendi çıkarlarına uygun olarak Nisan Mayıs gibi tam kontrol altına alacağız. Süreç oraya kadar devam edecek diyorlar. Hı hı. Biz de diyoruz ki hemen buna da evet analiz yaparken bir ek analiz yapıyoruz. Niye? Mart ayında Müslüman dünyanın tamamının kabul etmiş olduğu manevi bir aydır orası Ramazan ayı. Evet. Ramazan ayına gelmeden Şubatın sonuna kadar buradaki operasyonu kendi lehi, lehlerine tamamlamak ve bölgeyi kontrol altına almaları gerekiyor diyoruz. Şubatın sonuna kadar muhtemelen bölgede sorunlar devam edecek. Etmesini istemiyorlarsa Müslüman dünyanın derhal bir araya gelmesi lazım ama. Onun da pek herhalde şu an için kolay olmadığını da görüyoruz. Çünkü Suudi Arabistan'ın yaptığını görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri vesaire derken böyle biraz sorunlar var Müslüman dünyada. Evet. Yani şu alanda biz İsrail'i görebiliyoruz. Bir üst kademe ve son kademe olarak değerlendirdiğimiz alana geldiğimiz zaman da bakın burada Zelenski ile Putin'i görüyoruz. Putin bu sefer bakın bunların yüzleri karşılıklı. Evet. Aşağıda Sürtü tersti. Tam. Evet. Şimdi bu da karşılıklı. Karşı karşıya olunca sembolizmde zaten bir çatışma iklimi, bir gerginliğin olduğu anlaşılır. Zaten hali hazırda da bu iki ülke savaş halinde. O yüzden de karşı karşıya getirdiklerini görüyoruz. Ama burada neye dikkat çekelim? Bu aşağıda anlatmış olduğumuz kurguya göre onlar ne istiyordu? Herkes kendi sınırlarının olmuş olduğu coğrafyada hakimiyet alanı sağlayacak. Birileri gelip de bizim komşu ülkemizde operasyon yapmaya kalkarsa hmm. biz kendi coğrafyamızda hapsedilmiş oluruz diyorlar. Halbuki biz hapsedilen değil, hapseden olunmamız gerekiyor diyerek demokrat akıl ne yaptı? Ukrayna'yı kullanarak kendi sınırlarında Rusya'yı hapsetti. Güneye doğru inmesini engellemiş oldu. O yüzden bakın Yahudi'yi kullandı. Yahudi bir ülke liderini kullanaraktan ...bir diğer komşu olduğu ülkeyi... ...kendi sınırlarına hapsetti. Hı hı. Aynı taktiği... ...Arjantin, Brezilya yapacaklar diyoruz. Çünkü adam bile ne dedik? Yahudi olmak istiyor. Devam ettiğimizde de... ...tabii kum saatini görüyoruz. Zaman azalmış çünkü artık zaman akmış aşağıya. Bu da az bir süre var. Ne için? İşte sandıklar, seçimler. Neyi istiyor kapağlar, tasar, kapağı tasarlayanlar? Dünyanın küresel krize, ekonomik krize ve... ...ciddi anlamda bir 3. Dünya Savaşı'na gitmesini istemiyorsanız... ...o zaman... Cumhuriyetçi kanadı desteklemeyin. Bu mesajı veriyor Amerika'dakilere özellikle diye veya Amerikan vatandaşı olan dünyadaki diğer seçmenlere. Buradan yola çıktığımızda neyi görüyoruz? Bakın Trump'ın üzerine soru işareti var. Az önce dediğimiz gibi soru işaretinin olmuş olduğu her yere eğer Trump seçilirse sorusuyla devam edelim diyorduk. Evet. Oraya kadar geldi. Oraya kadar geldi. Çünkü Trump'ı bile eğer seçilirse kiminle kendi sınırlarının olduğu yerde hapsedecekler diyoruz. Burada da evet gizemli kadın diye ifade etmişlerdi. Bu kişi Meksika seçimlerinde başkan adaylarından olan eh Shinebaum. Niye bunu koydular? Çünkü kadın da Yahudi. Hmm. Çünkü Demokrat akıl diyor ki biz planımızı az önce dediğimiz gibi program başında yaptık, hazırladık. Sahada sadece zamanı bekliyoruz. Zaman ne zaman? Yani Meksika'daki seçimler ne zaman olacak? 17 numarayı alırsak. Şimdi bu da tabii bizim dikkat etmemiz gereken bir tarih. Niye? Eğer dedikleri gibi Trump'ın seçilme ihtimali artık kaçınılmaz gibi bir sürece doğru gidiyorsa Cumhurbaşkanlığı Meksika'daki seçimlerinde Scheinbaum seçilmesi gerekiyor ki az önce anlatmış olduğumuz analiz yerine oturmuş olsun. Görselde de at kuyruklu bir kadın evet. var zaten. Evet orada da at kuyruklu, burada hani da at ben de bir kuyruklu. şey söyleyeyim. Tabii tabii, estağfurullah. Yani, Hocam o kadar güzel gidiyor ki araya girmek istemiyorum, bölmek de istemiyorum. Şimdi iki kadın aday, yani bu Meksika tarihinde ilk defa olan bir şey. Artık kaçınılmaz olarak Meksika'nın başında bir kadın cumhurbaşkanı gelecek demek. Ama yani kadın bile olsa bakın adamlar stratejilerinde hiçbir şekilde geri kalmıyor. Fark etmez diyor bizim için cinsiyeti, yeter ki bize çalışsın. Doğru. O yüzden de Yahudi bir kadın adaylar arasında seçilirse Trump'ı da... Şimdi bir numaraya geri dönersek seçilirse de aynı strateji. Yani Putin'e yapmış olduğumuz strateji bu sefer Trump'a yapacağız. Yahudi komşu ülkesiyle oyaladık. Yahudi, Yahudi ile yine komşu ülkesindeki bir devleti yine oyalayacağız diyorlar. Mesaj bu şekilde verilmiş oluyor. Hı, hı. Tabii diğer objeleri görüyoruz. Zelenski'nin arkasında füze ve işte nükleer başlıklar. Aynı şekilde Putin arkasında gene füzeler ve satelit uydu yani uzay teknolojisi. Uzay teknolojisinden kastımız şu olsun bir bakıma da olsa Starlink'leri benzetilerek buraya yerleştirildiği için Rusya şunu istemedi. Kabul etmemişti. Elon Musk ben Rusya'da geleyim senin ülkende de Starlink uydularımla bir hizmet vereyim dediğinde Rusya dedi ki hayır ben kendi uzay teknolojimi geliştireceğim ve interneti yani uzaydan interneti kendi şirketlerimle sağlayacağım dedi. Bu anlamda onu oraya yerleştirdiklerini görüyoruz. Şunu da söyleyelim Türkiye'de bu yola girdi. Yani Türkiye'de kendi uzay teknolojisini üreterekten uzaydan bir internet sağlayıcı çalışmalar yapmaya başladı. Bu sevindirici bir haber tabii ki ama artık ne zaman tam anlamıyla son kullanıcıya ulaşır onu bir şey diyemeyiz ama çalışmaların başladığını öğrenmek güzel bir haber, mutlu bir haberdir. Burada evet ne bir e, barış Üvercine. güvercini görüyoruz. Herkes ne diyor yorumlamaya çalıştı. Trump seçilirse, Putin koltukta olursa dünyada bir barış olur diyorlardı. Biz diyoruz ki hayır olmaz. Niye? Zaten Trump kendi döneminde hedefine neyi almıştı? Çin'i almıştı. Çin'inle ciddi anlamda bir gerginlik çıkarmıştı. Oraya hedef almıştı. O, olası bir barış aranıyorsa eğer Trump'ın seçiminde bu barış kimin nazarında olur diyoruz? Putin nazarında olur. Doğru. O yüzden de öyle kimse küresel bir barış beklemesin. Ee, tam anlamıyla Putin'e e, Trump'ı bir göndermeyi de burada görüyoruz. Burada füzeler var. İşte biz bu seçeceğimiz kişiyle, kullanacağımız kişiyle füzeleri alacağız. Amerika'nın sınır bölgesine yürüyerek hmm. operasyon yapabiliriz. Çünkü özellikle Trump kendi döneminde bile ne üzerine bir adım atmıştı? Meksika sınırına duvar örmüştü. Hmm. Oradan gelecek olan göç, mülteci vesaire akınlarını engellemek için. Yani mevcut zaten kısa bir e, daha henüz gün yüzüne yansımayan bir çatışma bile olsa Amerika sınırında biz bunu Trump seçilirse artık iyice harlar hale geliriz diye de kapak tasarımında genel olarak bunları anlattıklarını görüyoruz ve ışığın çocukları karanlığın çocukları ile alakalı da bir film tavsiyemiz olsun. 16 numarayı alırsak bir bir Rus yapımı iki seriden oluşan bir film. Gündüz nöbetiyle gece nöbetiyle gündüz nöbeti filmleri. Yanlış hatırlamıyorsam 2010 10 ve 12'lerde çevrilen filmlerdi. Hani izlerlerse günümüze de karşılığının olup olmadığını çok daha rahat bu görsellerle de insanlarımız anlamış olur. Bir ritüel var demiştik. Onu da anlatalım. Arjantin Devlet Başkanı ile alakalı bu bir video. 14 numaradaki videoyu alırsak evet. bunu ekstra da hızlandırabiliriz. Şöyle geçeyim. Evet. Evet bunu ekstra rejide hızlandırabilir. Sadece dikkat edeceğimiz konu şu olacak. Ritüelin sonunda hahamın yapmış olduğu bir eylem var. Bu eylemin Türkiye'deki izleyicilerle buluşmasını istediğimiz için görseli paylaşıyoruz. Bu bir havdala ritüeli, Yahudi ritüeli, bir ayini. O yüzden de yapılması gereken tabii ritüele uygun hareketler var, onları yapıyor. Ee, Arjantin Devlet Başkanı'nı kutsuyor. Bu yeni görüntüler, yani yaklaşık olarak son bir haftanın görüntüleri. Hı hı. 11. mahalledeki işte kendisiyle ilişimde olmuş olduğu haham David Pinto. Adamın adı bile garip. David. Yani Davut'a bir atıf var buradan da. Kendisi orayı ziyaret ediyor. Onların bir bakıma olsun kutsamasını alıyor. Arjantin Devlet Başkanı ve Havdalı ritüelindeki duayı okuyor. Haham. Ve bunu okurken de bakın önünde objeler var. Az sonra objelerin ne anlama geldiğini işaret edeceğiz ama şimdi az sonra bir eylem gerçekleşecek. Şimdi bakın yaklaşıyor hmm. ve geldi. Bakın şimdi. Şu hareket önemli. Ne yaptı? Işığı içine çekti. İşte Netanyahu'nun yaşaya Kaneti'nde atıfta bulunmuş olduğu biz ışığın çocuklarıyız dediği evet. sözün altının boş olmadığını bir Yahudi hahamının kendisi kabalist aynı zamanda hahamın ritüel sırasında ışığı nasıl içine aldığını görmüş olduk. Yani onların söylemleri öyle afaki söylenip geçilip unutulacak sözler değil dikkate almamız gerektiğini ifade ediyoruz. Ritüelde kullanılan objelere dönersek 15 numarada 3 obje kullanılıyor ama 5 duyumuza bir atıf yapılıyor. Şimdi objeleri göreceğiz. 15 numaralı görselimizde. Burada bir şarap kadehi var. 2 baharat kutusu var. 3 zaten mumluk var. Evet. Ama burada 3 objenin 5 duyuya hitabı nasıl oluyor? Bakın şarap kadehine dokunmak, zaten hissetmek. Doğru. Şarabı içmek, tatmak. Şarap neyden yapılıyor? Üzümden. Üzümden. Üzüm nedir? Bereket. Bereketi hissetmek o yani bereketi bir bakıma da olsa yani manevi anlamda hissetmek hı hı. üç duyu oldu. Baharatı koklamak ve zaten mumu da ateşi yandığı üzere görmek. Yani burada ne görüyoruz? Üç objenin üzerinden yapılan ritüelik anlatımla beş duyuya dokunduklarını temas ettiklerini ve üç artı beşin de sekiz olduğundan dolayı da sekizin sayısal değerinin onlar nazarındaki değerlendirmesi bir başlangıcı işaret etti. Sekiz onlara göre bir başlangıç demek çünkü. Bunu da bu anlamda bakın ritüel içerisinde nasıl kullandıklarını görüyoruz diyerek genel anlamda bir toparlama yapmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Dilerseniz buyurun oturalım. Şahane bir okuma oldu gerçekten. Farklı açılardan bir kez daha görmüş olduk ekonomistin kapağının ne demek istediğini. Aslında. İnşallah evet. Faydamız olduysa ne mutlu bize. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ağızınızda Biz teşekkür sağlık. Ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler çok çok kıymetli. Bir daha sizi burada ağırlamak isteriz. İnşallah. Önümüzdeki günlerde Bakalım çantanızda bu sefer nelerle <gülüyor> geleceksiniz <gülüyor> merakla bekliyoruz efendim peki sizler neler düşünüyorsunuz tüm bu konular hakkında yorumlarda buluşalım abone olmayı unutmayın hoşçakalın.